Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle cümle türleri konusunun diğer başlığı olan yapılarına göre cümleler konusuna bakacağız. Karşıma öncelikle burada basit cümle geliyor. Şimdi gençler, normalde biz basit veya türemiş diye bir sözcüğe bakarken Türkçe'de sözcüğün yapım eki alıp almamasına bakacaktık. Fakat eğer bu cümle kısmında bana bunu yapısını soracaksa da benim burada bakmam gereken şey yapım eki alıp almaması olmayacak. Bakmam gereken şey cümlede sadece bir tane kelimenin olması, yani tek bir yargı bildiren cümlenin olmuş olması gerekiyor. Cümle içerisine herhangi bir şekilde kip kişi anlamı veren bir sözcük ya da arkadaşlar bir fiilimsinin bulunmaması gerekiyor. Bu türde olan cümlelere ben yapısına göre basit cümle diyorum. Şimdi örneğimi incelediğim zaman her yapısında bir erdem zenginliği, temiz ve saf bir yürek vardır cümlesi geldi. Burada yüklem karşıma vardır olarak geldi arkadaşlar. Yüklem dışında cümle içerisinde incelediğim zaman karşıma bir fiilimsi, bir şart eki veya ki bağlacı gelmeyeceğinden dolayı ben bu cümlenin yapısına göre basit diyebiliyorum. İkinci cümleye baktığım zaman yine aynı şekilde yüklem saymamalıyız olarak karşıma geldi. Ve arkadaşlar cümle içerisine baktığım zaman fiilimsi, şart veya ki bağlacı yine burada da karşıma gelmedi. Demek ki ben bu cümlemi de yapısına göre tek bir yargı bildireceğinden dolayı basit cümle diyebiliyorum. Son cümleme baktığım zaman ise yükseliyor karşıma yüklem olarak geldim. Ve yine az önce saydığım maddeler cümle içerisine yer almayacağından dolayı bu cümleme de arkadaşlar basit cümle diyebildim. Şimdi örneğimi incelediğim zaman bana diyor ki soruda hangisinde yapısına göre basit bir cümle vardır demiş arkadaşlar. Tek tek inceleyelim. Şimdi Adana şıkkında arkadaşlar yakınır yüklem olarak karşıma geldi. Cümle içerisinde artık yüklem dışına bakmam gerekiyor. Herhangi birleşik bir durum var mı? Yetmediğinde sözcüğü arkadaşlar biliyorsunuz ki dıktik sözcüğü sıfat fiil olarak karşıma gelecekti. Demek ki cevabım Adana olamaz. Bursa'yı şimdilik geçelim. Ceyhan şıkkına geldiğim zaman arkadaşlar yüklem başlamıştı olarak karşıma geldi. Ve burada yüklem dışında, yani temel yargı belirten yüklemin dışında eskimeye sözcüğü karşıma geldi. Ve biliyorsunuz ki mamiyede isim fiil eki olacaktı. Dolayısıyla Ceyhan'da cevabım olamaz. Denizli'ye geldiğim zaman arkadaşlar görmeliyim. Yüklem olarak karşıma geldi. Ve sonrasında burada ben yine bir tane zarf fiil eki gördüm. Açar açmaz, yani bir fiilimsi olacağından dolayı Denizli'de arkadaşlar cevabım olamaz. Edirne'ye geldiğim zaman ise belli oluyordu karşıma yüklem olarak geldi. Ve yine baktığım zaman da çalıştığı sözcüğündeki dıktik arkadaşlar sıfat fiil eki olarak karşıma geldi. Dolayısıyla Bursa'da sade tutturmuştu yüklem olarak karşıma geldi. Ve cümle içerisinde temel yargı belirten yüklemin dışında herhangi bir fiilimsi, şart veya ki bağlacı olmayacağından dolayı cevabım arkadaşlar bu soruda Bursa oldu. Şimdi devam ediyorum. Birleşik cümleler karşıma geldi. Zaten biliyorsunuz ki sorularda size daha ziyade birleşik cümleler geliyor. Bir bakalım birleşik cümle dediğim şey neymiş. Şimdi basit cümle olabilmesi için bir cümlenin biliyorsunuz ki bir tane yargının olması gerekiyordu. Sadece bir tane yüklemi olacaktı. Birleşik cümlede ise arkadaşlar benim işim muhakkak burada yan yargı, yan cümle veya yan cümlecin olması gerekiyor. Yüklem dışında yargı belirten gençler sözcüklerinin olması gerekiyor. Bu anlamda ben bunları başlık başlık inceleyeceğim. Karşıma öncelikle arkadaşlar girişik birleşik cümle gelecek. Ki dediğim gibi testlerde ve denemelerde daha ziyade size girişik birleşik cümleler soruluyor. Peki benim burada ne yapmam gerekiyor? Bir defa girişik birleşik cümle dediğim şeyin yan cümlesinin arkadaşlar fiilimsiyle kurulduğunu bilmem gerekiyor. Ki az önce baktığımız soruda, örnek soru 5'te temel cümlenin dışındaki kelimelerin fiilimsi olacağından dolayı onlar aslında birer girişik birleşik cümle örneğini vermişti bana. Şimdi aşağıdaki örneklerimizi inceleyelim arkadaşlar. Açıyorum karşıma yüklem olarak geldi. Şimdi yüklem dışında benim bir fiilimsi aramam gerekiyor. Şurada baktığım zaman varınca sözcüğündeki ınca ince biliyorsunuz ki zarf fiil eki olarak karşıma gelecekti. Dolayısıyla bu cümle benim için bir girişik birleşik cümledir. Aslında şu anda benim yapı kısmı bitmiş oldu. Fakat sorularda arkadaşlar bir de bunun üzerine bunun ögesini sorabiliyorlar. Yapmam gereken şey bundan sonrasında cümleyi ögelerine ayırmak. Şimdi açıyorum yüklemdir. Ne zaman açıyorum ben gözlerimi? Otobüs Erzincan'a varınca. Burada arkadaşlar yan cümlenin olduğu bu kısım karşıma zarf cümlecinin cevabını vereceğinden dolayı zaman zarf olarak geldi. Dolayısıyla şunu diyebilirim. Yan cümlenin olduğu yer, yani fiilimsinin bulunduğu yer karşıma yan cümle olarak gelecekti. Zarfın cevabı da olacağından dolayı o zaman da şunu diyebilirim. Yan cümle temel cümlenin zarf cümleci olarak kullanılmıştır. İkinci cümleye baktığım zaman ise aniden bastıran yağmur,
hepimizi ıslatmıştı. Şimdi gençler, ıslatmıştı çekimi bir fiil olacağından dolayı yüklem olarak karşıma geldi. Ne hepimizi ıslatmıştı? Aniden bastıran yağmur karşıma özne olarak gelmiş oldu. Ve burada baktığım zaman an en sıfat fiil ekini görüyorum. Ben biliyorum ki eğer bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa bu yapısına göre birleşik cümle olacaktı. Aynı şekilde ögelerini ayırdığım zaman ise arkadaşlar yan cümle temel cümlenin öznesi olarak kullanılmıştı. Şimdi diğer bir cümleme baktığım zaman gördüklerine inanamıyordu. İnanamıyordu arkadaşlar. Burada yüklem oldu. Baktığım zaman dık ilk sıfat fiil ekini görüyorum burada. Demek ki bu cümle yapısına göre girişik birleşik bir cümle olacak. Ögelerini ayırdığım zaman ise neye inanamıyordu? Gördüklerine. Dolayısıyla dolaylı cümlecime cevap vereceğinden dolayı şunu diyebiliyorum. Yan cümlem, temel cümlemin dolaylı cümleci olarak kullanılmıştır diyebiliyorum. Bu şekilde bu soruları yapacaktır. Şimdi arkadaşlar, örnek soru 6'ya baktığım zaman hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesi olarak kullanılmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar, burada aslında bütün şıklarda birer fiilimsi var. Hepsi aslında yapısına göre girişik birleşik cümle oluşturuyor. Fakat sadece denizi seçeneğine baktığım zaman yetmez olmuştu. Karşıma yüklem olarak geldi. Ne yetmez olmuştu? Yalnızca ıssız sokaklara dolaşmak gençler. Bu da karşıma özne olarak gelmiş oldu. Dolayısıyla cevabım denizli oldu. Dediğim gibi tüm şıklarla aslına baktığınız zaman birer fiilimsi eki var. Fakat özne olarak karşıma gelmedi. Bana sordu, sadece öznesini sormuştu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım denizli olarak karşıma geldi. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. Oradan devam edelim. Şurada gençler karşıma bir tane daha soru gelecek. Hemen ona da bakalım. Şimdi diyor ki soruda bu cümlede kaç tane yan cümlecik kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman şöyle yıkamak sözcüğünü görmüş olduk. Yönelirkeni görmüş olduk. Görüşmesi sözcüğü var. Edilmezse sözcüğü var. Bunları hatta tek tek bir işaretleyelim. Edilmezse şartlı cümle oldu arkadaşlar ki birazdan göreceğiz. Yönelirken karşıma fiilimsi olarak gelmiş oldu. Yıkamak sözcüğü fiilimsi olarak gelmiş oldu. Görüşmesi derken arkadaşlar mame isim fiil eki olarak gelmiş oldu. Ve yine yapmadan demiş gençler. Madan neden? Zarf fiil eki olarak gelmiş oldu. Sonrasında ise bakalım şöyle bir şey kaldı mı? Yıkamak dedik. Yönelirken dedik. Görüşme dedik. Giyinip demiş arkadaşlar. Giyinip biliyorsunuz ki ıp ip yine klasikleşmiş bir zarf fiil eki olacaktır. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak karşıma gelmiş oldu. Şimdi şurada biz şarttan bahsetmiştik fakat şartlı cümleyi görmemiştik. Hemen girişik birleşik cümleden sonra yapısına göre cümlelerde birleşik cümlelerin ikinci maddesi olan şartlı birleşik cümleye bakalım. Şimdi gençler girişik birleşik cümlede yaptığım şeyin aynısını devam ettireceğim burada. Burada gençler temel cümlenin dışında cümle içerisinde bir tane şart eki aramam gerekiyor ki ben bu cümle yapısına göre şartlı birleşik cümle diyebileyim. Şimdi gençler örneklerine bakalım. Diyor ki acele edersen son otobüse yetişebilirsin. Görmüş olacağınız üzere yetişebilirsin burada karşıma yüklem olarak geldi. Ve cümlenin dışında baktığım zaman edersen karşıma geldi. SSA şart eki varsa eğer arkadaşlar temel cümle dışında SSA şart eki karşıma geldiyse yan cümle gençler şartlı birleşik cümle olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla buradaki şart eki burada karşıma gelmiş oldu. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar bana sorunun ögesi sorulabilir. Ne zaman yetişebilirsin sorusunu sorduğunda acele edersen cevabını alıyorum. O zaman ise şunu diyebilirim. Yan cümle, temel cümlenin zarf cümleci olarak kullanılmıştır. Şimdi ikinci cümleme bakalım. Ürünümüzü beğenmezseniz 2 gün içinde iade edebilirsiniz demiş. Şimdi iade edebilirsiniz karşıma yüklem olarak geldi. Ne zaman iade edebilirsiniz? Ürünümüzü beğenmezseniz demiş arkadaşlar. Bunu da yine burada hemen işaretleyelim. Görmüş olacağım üzere SSA şart eki olarak karşıma geldi ve zarf cümlecimde aynı şekilde cevabı olmuş oldu. Ve son cümleme baktığım zaman ne giysem beğenmiyor demiş. Beğenmiyor karşıma yüklem olarak geldi. Ve plan dışında yani temel cümlem dışında SSA şart ekim geldi. Demek ki bu cümle arkadaşlar yapısına göre şartlı birleşik cümle olmuş oldu. Ne beğenmiyor, ne giysem beğenmiyor, nesne olarak karşıma geldi. Ve gençler geldik ki birleşik cümleye. Fakat burada şunu dikkat etmek lazım. Ki burada biliyorsunuz ki bağlaç olan ki olarak karşıma geldi. Bazı kaynaklarda bunu bağlı cümle olarak alıyor. Ki biraz daha size anlatacağım. Bunu arkadaşlar karıştırmamak lazım. Eğer cümle içerisinde ki bağlacı kullanılırsa biz buna birleşik cümle diyoruz.
bağlı cümleleri karıştırmamak lazım. Şimdi yine ne yapacağım? Diğer iki başlığa yaptığım şeyin aynısı burada karşıma gelecek arkadaşlar. Temel cümle dışında cümle içerisinde bir tane ki bağlacını görmüş olmam gerekiyor. Şimdi demiş ki gençler öyle güzel uyuyordu ki uyandırmak istemedim. Şimdi istemedim bu cümlenin temel cümlesi olarak karşıma gelmiş oldu ve cümle içerisinde bir tane ki bağlacı gördüm. Dolayısıyla arkadaşlar bu da karşıma ki ile birleşik cümle olarak gelmiş oldu. Ne demiş ki istedim ki herkes benden hoşnut olsun. Yine gençler hoşnut olsun cümle olarak karşıma gelecek. Bu da burada karşıma ki bağlacı olarak çıktı. Dolayısıyla ki ile birleşik cümle olmuş oldu. Şimdi gençler bazen yine diğer iki tane örneğinde olacağı gibi girişik, birleşik ve şartlı olacağı gibi burada da aynı şekilde ögesini sorabiliyor bana. Burada yapmam gereken şey cümleyi ki'den kurtarmak olmalı. Burada ana yüklemim karşıma duydum olarak geldi. Ben neyi duydum arkadaşlar? Gözlerimin rengini unuttuğunu duydum. Dolayısıyla bu da karşıma belirtim nesne olarak gelmiş oldu. Eğer bunu ögelerine ayırmak istiyorsam ki'den kurtarmak daha doğru bir yöntem olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar bunu da yine aynı şekilde ögelerine ayırmış oldum. Ve yapısına göre de bu cümlenin ki birleşik cümle olmuş olduğunu görmüş oldum. Ve diğer bir maddeme baktığınız zaman ise gençler karşıma iç içe birleşik cümle örneği gelmiş oldu. Şimdi iç içe birleşik cümleyi bazı arkadaşlarımız sıralı cümleyle karıştırabiliyor. Fakat burada şuna bakmak lazım. Birazdan sıralı cümleyi anlattığım zaman daha net anlaşılacaktır. Şimdi gençler burada yargı tamamlanmamış oluyor iç içe birleşik cümlede. Şimdi bakacağımız zaman burada istiyorum karşıma yüklem olarak geldi. Ve düşmesinde yine karşıma yüklem olarak gelmiş oldu. Fakat gençler burada yeni hayatımıza geçmişin gölgesi düşmesin istiyorum demiş. Şimdi burası tek bir yargı vermiyor. Çünkü bu kişi, buradaki cümle bir başkasına ait. Ve istiyorum da gençler. Yani bu iki cümleyi birbirine bağladığımız zaman ancak ortaya bir anlam çıkabiliyor. Dolayısıyla tek başına biz bunu yargı olarak alamıyoruz. Dolayısıyla biz buna iç içe birleşik cümle diyoruz. Yine aynı şekilde ögelerini ayırdığım zaman istiyorum yüklem. Ne istiyorum? Yeni hayatımıza geçmişin gölgesi düşmesin istiyorum demiş. Dolayısıyla karşıma nesne olarak gelmiş oldu. Diğer cümleye baktığım zaman acıdığını sevmezsin demişti bir büyüğüm. Şimdi gençler demişti burada karşıma yüklem olarak geldi. Şimdi sevemezsin demiş burada. Sevemezsin de aslında yüklem olabilir karşıma. Fakat gençler bakmam gereken şey şu. Burada yargı tamamlanmamış. Buradaki yargı ancak bu cümleyle tamamlanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben bunu tek bir cümle olarak almak zorundayım. Sıralı cümle yapısına girmeyecektir. Yine ögelerini ayırdığım zaman. Demişti yüklem. Kim demişti bunu? Bir büyüğüm. Bir büyüğüm özne oldu gençler. Ne demişti? Acıdığını sevemezsin demişti. Dolayısıyla burası da karşıma nesne olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Ve diğer bir cümleye bakalım. Sizinle daima iş yapabilirim düşüncesi yanlış demiş. Şimdi yanlış arkadaşlar yüklem olarak aldım burada. Sizinle daima iş yapabilirim. Aslında bir cümle. Fakat gençler bu cümle tamamlanmamış. Düşüncesi yanlış şeklinde cümlem devam etmiş. Tamamlanmamış bir yargı olacağından dolayı da ben buna madde olarak iç içe birleşik cümle diyorum. Peki ben bunun iç içe birleşik cümle olduğunu gördüm. Bunu ögelerine ayırdığım zaman ne göreceğim? Şimdi diyor ki gençler yanlış. Yanlış olan ne sorunu sorduğumda sizinle daima iş yapabilirim düşüncesi karşıma gelecek. Dolayısıyla bu da arkadaşlar karşıma özne olarak gelmiş oldu. Şimdi devam ettiğim zaman konuma mi ile birleşik cümle demiş. Bu bizim çok karşılaştığımız bir şey değil ama aynı madde devam edeceğiz. Sadece arkadaşlar burada temel cümle dışında cümle içerisinde mi el atımın gelmiş olması gerekiyor. Şimdi haber köye ulaştı mı köy çalkalanır demiş. Çalkalanır karşıma yüklem olarak geldi. Temel yargım olarak geldi. Ve temel yargım dışında Haberköy'e ulaştı mı demiş gençler. Mı edatını burada görmüş oldum. Peki bunu nasıl ögelerine ayıracağım? Ne zaman köy çalkalanırmış? Haberköy'e ulaştı mı şeklinde alıyorum. Bu da gençler ne zaman soruma cevap vereceğinden dolayı cevabım zarf cümleci olmuş oldu. Sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Soruda bize diyor ki hangi verilen dizilerden hangisi basit bir cümle oluşturmaktadır demiş. Adanın şıkkına baktığınız zaman arkadaşlar takmayacak yüklem olarak karşıma geldi ve bunun dışında cümle içerisinde bırakıp sözcüğü var. Dolayısıyla ıp ip zarf fiil olacağından dolayı A şıkkı içimiz girişik birleşik bir cümle oluşturmuş diyebiliriz. Bursa'ya geldiğimde yazıktır yüklem olarak karşıma geldi. Onun öncesinde yer alan ölürsemdeki SSA ise şart birleşik cümle oluşturmuş oldu. Ceyhan'da ise yüklem gençler burada
Dalarız oldu, dalarız yüklendir. Öncesi yer alan, gittikçe veya donuklaşan, bunlar da gençler fiilimsi olacaktır. Dıkça dikçe, zarf fiil, an en ise sıfat fiil ekidir. Denizli'yi şimdilik bırakalım. Edirne'ye geldiğimizde sanırdığım yüklem olacaktır. Öncesine yer alan gelse de içerisindeki se ise şart birleşik cümle oluşturmuş oldu. Cevabımız Denizli olmuş oldu. Neden? Çünkü baktığımızda sadece getirir yüklem olmuş oldu. Öncesine herhangi bir birleşik cümle oluşturabilecek yapım olmadığından dolayı cevabım burada Denizli olmuş oldu. Şimdi 9. soruya geldiğim zaman ise hangi birleşik cümle diğerlerinden farklıdır demiş. Burada 5 tane birleşik cümlem var. Fakat ben aralarından farklı olanı bulacağım. Adana şıkkına geldiğim zaman yani birinci öncüle geldiğinde can veren demiş arkadaşlar. An en sıfat fiil ekili oluşacaktı. Dolayısıyla buradaki cümlem girişik birleşik bir cümledir. Bursa'ya geldiğinde ikinci öncülde sadece ki bağlacı kullanılmış. Demek ki burada ki ile birleşik bir cümle oluşmuş. Üçüncü öncüle geldiğinde dayanılmaz bir ağıttır zülfüne demiş. Nasıl bir ağıttır dediğimde dayanılmaz karşıma geliyor. Mezmaz sıfat fiil eki kullanılmış. Dolayısıyla üçü de, ikisi gençler 1 ve 3 girişik birleşik cümle oluşturmuş oldu. 2 ise ki ile birleşik cümle oluşturmuş oldu. Dördüncü öncüle geldiğinde ise vurulur demiş. Vurulur yüklem olacaktı burada. Öncesinde ise solarken demiş. Ken zarf fiil eki kullanılmış. Edirne'ye geldiğinde ise giriyor yüklem olarak kullanılmış. Öncesinde ise ince ince zarf fiil eki olarak duruyor. Dolayısıyla Bursa dışındaki diğer seçeneklerim girişik birleşik cümle yapısı oluştururken Bursa ise burada ki birleşik cümle oluşturmuş oldu. Şimdi diğer bir başlığım sıralı cümleye gelmiş olduk. Sıralı cümle arkadaşlar sorularda sıkça karşılaşacağınız bir cümle yapısıdır. Burada bakmam gereken şey şu olmalı. Ben şimdiye kadar girişik birleşik şartlı ki cümlelerde veya basit cümlede bir tane yüklem üzerinden devam ettim. Cümle içerisinde bakmam gereken şey işte fiilimsi var mı, ki bağlacı var mı ya da şart var mı yok mu buna bakacaktım. Fakat arkadaşlar sıralı cümlede ise ben burada birden fazla yüklem aramalıyım. Birden fazla yüklemden kastım en az iki tane yükleme ihtiyacım var. Peki bu en az iki yüklem olması benim için yeterli olacak mı? Hayır arkadaşlar, en az iki tane yüklem birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanması gerekiyor. Ancak bu türdeki cümlelere ben sıralı cümle diyebilirim. Peki başka herhangi bir anlam olarak bir şey aramam gerekiyor mu? Bu cümlelerde arkadaşlar muhakkak ki bir anlam ilişkisi olmalı zaten. Kişi, zaman, mekan ortaklığı veya sebep sonuç ilişkisi muhakkak bu cümlelerde olacaktır. Şimdi gençler, baktım neye ben sıralı cümle diyecekmişim. En az iki tane yükleme ihtiyacım var. Bunlar isim veya fiil olması önemli değil. Ek fiil almış isimler veya çekim eki almış çekimlenmiş fiiller fark etmeyecektir arkadaşlar burada. Çekimli fiiller veya isimler olabilir yüklemlerim. Bunlar bir cümle içerisinde iki tane yüklemim olacak ve bunlar birbirine virgül veya noktalı virgüle bağlanacaktır. Şimdi sonrasında ise arkadaşlar karşıma öge ortaklığı diye bir şey gelecek. Bu şöyle olacak ki iki tane yüklemin olduğu bu cümle arasında herhangi bir öge ortaklığı var mı yoksa yok mu? Eğer varsa bu cümle benim için bağımlı bir cümle olacaktır. Eğer bu iki cümle arasında herhangi bir öge ortaklığı yoksa da gençler benim için bu bağımsız bir cümle olacaktır. Şimdi aşağıdaki örneklerimi incelediğim zaman. Diyor ki kalpten söylenen kalbe, dilden söylenen kulağa ulaşır demiş. Şimdi burada ulaşırı temel olarak aldığım zaman. Kalpten söylenen kalbe ulaşır, dilden söylenen kulağa ulaşır diyebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunları iki ayrı cümle gibi değerlendirdiğimde bunu arkadaşlar sıralı cümle diyebiliyorum. Arada zaten virgülüm de karşıma gelmişti. Şimdi gençler burada peki herhangi bir öge ortaklığı var mı? Görmüş olacağınız üzere cümlenin başında söylediğim gibi ulaşır sözcüğü her iki cümleyi karşılayacak. Demek ki ben bu cümle için öge ortaklığı olan sıralı bir cümle diyebiliyorum. Hangi ögesi ortak? Yükleme ortak olarak karşıma geldi. İkinci cümleye baktığım zaman aniden durdum. Dikkatimi bir ev çekmişti. Durduğum yüklem oldu. Çekmiştiyse arkadaşlar yine burada yüklem olmuş oldu. İki tane yüklemim vardı. Bunu iki cümleye birbirine bağlayan da virgül olarak karşıma geldi. Peki bunlar arasında herhangi bir öge ortaklığı var mı? Cümlelere ögelerini ayırdığım zaman ise arkadaşlar herhangi bir öge ortaklığı karşıma gelmeyecek. Bu yapıda olan cümlelere ise ben yapısına göre sıralı cümle dedim. Ögesine göre ise arkadaşlar bağımsız sıralı bir cümle olmuş oldu. Diğer cümleme geldiğimde saatlerden beri yürüyor, düşünüyor demiş.
Çekimli fiiller arkadaşlar, bir cümlede ne kadar çekimli fiil varsa o kadar sayıda yüklem var demektir. Bunu unutmayacağım. Dolayısıyla burada iki tane çekimli fiilim vardı. Demek ki iki tane yüklem karşıma geldi. Bu iki çekimli fiili birbirine virgül bağlayacağından dolayı yapısına göre bu cümle sıralı bir cümle olarak bulunmuş oldu. Peki baktığım zaman ögelerini, kim saatlerden beri yürüyor? O gizli özne olmuş oldu. Kim düşünüyor? O gizli özne olmuş oldu. Demek ki arkadaşlar öznesi ortak bir sıralı cümle diyebilirim. Başka bir ögem daha ortak olmuş olabilir mi? Bakalım. Ne zamandan beri yürüyor? Saatlerden beri. Ne zamandan beri düşünüyor? Saatlerden beri. Dolayısıyla arkadaşlar zarf tümleci de karşıma geldi. Demek ki bu cümle birden fazla öznesi ortak olan sıralı bağımlı bir cümle olmuş oldu. Son cümleme geldiğimde mutluluk bir çimendir, bastığım yerde biter. Şimdi çimendir yüklem olmuş oldu. İsim soylu bir cümleydi burası. Ek fiil olarak yüklem olarak karşıma geldi. Biter ise arkadaşlar çekimli bir fiildi. Onu da yine yüklem olarak aldım. Virgülüm de vardı. Demek ki bu cümle yapısına göre sıralı bir cümle oluşturmuş oldu. Peki ne bir çimendir gençler? Mutluluk özne olmuş oldu. Ne bastığım yerde bitiyor? Yine mutluluk olarak karşıma geliyor. Demek ki öznesi ortak olan bağımlı sıralı bir cümle oluşturmuş oldu. Şimdi sorularımıza baktığımız zaman arkadaşlar 10. soru bana diyor ki hangisi öznesi ortak sıralı bir cümledir? Şimdi burada baktığım zaman birçoğunda sıralı cümle örneğini görmüş olurum. Fakat benim burada aradığım şey öznesi ortak olan olacak. Bu durumda arkadaşlar Bursa seçeneğine baktığım zaman acıya alışkın değildim, yemeği zor bitirdim. Şimdi arkadaşlar değildim ve bitirdim yüklem olarak karşıma geldi, virgülle ayırdım. Benim için bu bir sıralı cümleydi. Peki kim acıya alışkın değildi? Ben, gizli özne. Kim yemeği zor bitirdi? Ben, gizli özne. Demek ki arkadaşlar gizli özne dahi olsa öznesi ortak olacağından dolayı 10. sorunun cevabı Bursa olarak karşıma gelmiş oldu. 11. soruya geldiğim zaman arkadaşlar diyor ki burada hangisi bu açıklama uygun olmaz demiş. Burada sıralı ögelerde öge ortaklığı bulunmaz. Demek ki benden sıralı bir cümle istiyor fakat öge ortaklığı olmasını istiyor arkadaşlar. Şimdi burada Edirne seçeneğine baktığım zaman diyor ki çocuklar dışarıda çılgınlar gibi koşuşturuyor. Koşuşturuyor ilk cümlemi yükleme olmuş oldu. Büyüklerse içeride ikindi çaylarını yudumluyordu. Yudumluyordu arkadaşlar diğer yükleme olmuş oldu. Ben bu cümleye ögelerini ayırdığım zaman arkadaşlar iki cümleyi birbirine bağlayan herhangi bir öge karşıma gelmeyecek. Dolayısıyla Edirne seçeneğini bağımsız sıralı bir cümle olarak kabul edebiliyorum. Cevabım burada arkadaşlar Edirne olmuş oldu. Şimdi diğer bir cümle yapısı olan bağlı cümleye geldim. Arkadaşlar bağlı cümle ile sıralı cümleleri birçok öğrenci birbirine karıştırabiliyor. Gerekçesi de şu oluyor. Hem sıralı cümlede hem de bağlı cümlede birden fazla yükleme ihtiyacım var. İster isim olsun isterse de fiil olsun yüklemlerim. İki tane yükleme ihtiyacım var. Fakat arkadaşlar sıralı cümlede az önce anlattığım gibi cümleler birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanacaktı. Bağlı cümlede ise arkadaşlar bu cümleler birbirlerine bağlaçlarla bağlanacak. Bunu burada kaçırmamak lazım. Sıralı cümlelerde noktalama işaretleriyle bağlanırken bağlı cümlelerde ise bağlaçlarla bağlanacaktı. Örneklerime baktığım zaman diyor ki kalkıp sırtına şalını aldı ve mutfağa doğru yürüdü. Aldı yüklendir arkadaşlar. Yürüdü de aynı şekilde yüklem olarak karşıma geldik. Arada bir tane V bağlacı görüyorum. Demek ki bu cümleler birbirine V bağlacıyla bağlandı. O zaman ise benim için bu bağlı bir cümle oluşturmuştur. Aynı şekilde susuyorsun çünkü söyleyecek hiçbir şeyin yok. Susuyorsun yüklem olarak aldım. Yoktu arkadaşlar yüklem olarak karşıma geldi. İki tane yüklemi burada birbirine çünkü bağlacı bağladı. Demek ki bu da benim için bağlı bir cümle yapısı oluşturdu. Diğer örneğime baktığımda yeni evimize taşındık ama hala yerleşemedik. Bunlar arkadaşlar yüklemimdi. Ama ise burada bağlaç olarak karşıma geldi. Birden fazla yüklemi birbirine bağlaçla bağladım. Benim için bağlı bir cümle olmuş oldu. Ve son cümleme baktığım zaman. Mahallede herkes onu sever ve sayardı. Sever yüklem oldu. Çekimli bir fiildi çünkü. Sayardı arkadaşlar yine aynı şekilde yüklem olmuş oldu. Ve bu iki tane cümleyi de birbirine V'ye bağlacı bağladığından dolayı bu da benim için arkadaşlar bir bağlı cümleydi. Şimdi diğer bir tane örnek sorun baktığım zaman. Diyor ki hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır? Şimdi arkadaşlar Adana'ya baktığım zaman ne zaman kırıcı ya da ürkütücü olmuşsa özür dilemiştir demiş.
Bursa'ya baktığımda her gün şafakta gözlerimizi açmaya zorlayarak yollara düşüyorduk. Ceyhan'da ellerim titrerken cüzdanın pantolonun cebinden çıkarmaya çalıştım. Yeryüzünün uykusuna uyanmış, ayakta karşılıyordu Bahar'ı. Gördüm ki eski dostlarının yerine yerler esiyordu. Şimdi arkadaşlar buradaki yapıya baktığım zaman Denizli'de uyanmış var gençler yüklem olarak karşıma geldi. Karşılıyordu da aynı şekilde yüklem olarak karşıma geldi. Birden fazla yüklem var ve bunlar birbirine virgülle bağlanmış. Demek ki arkadaşlar buradaki sorunun cevabı Denizli olmalı. Çünkü burada bir tane sıralı cümle örneğini görmüş oldum. Şimdi devam ettiğinde bir tane daha örnek sorun geldi karşıma. 12. soruya baktığında diyor ki ikişerli olarak gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Birinci öncüle baktığım zaman benim şehirlerimin büyük bir kısmında gerilim vardır demiş arkadaşlar. Basit bir cümle oluşturdu. Çünkü vardır yükleminin dışında fiilimsi, ki bağlacı veya şarteki görmedik. O zaman ise arkadaşlar bu basit bir cümledir. İkiye baktığımda bazı insanların dünyaya şair olarak geldiğine inanıyorum. Şimdi arkadaşlar inanıyorum yüklemdir. Burada arak, erek, zarf fiileki ve dık, dik, sıfat fiileki kullanılmış. Demek ki ikinci öncülüm benim için girişik birleşik bir cümle oluşturmuş oldu. Üçe baktığım zaman şair ulusal kalıpları zorlayan biri olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar zorundadır yüklem oldu. Burada an, en, sıfat fiileki ve mekmak isim fiilekini görmüş oldum. Tıpkı ikinci öncülde olacağı gibi üçte arkadaşlar girişik birleşik bir yapı oluşturmuş oldu. Çünkü fiil misalle kurulmuştu. Dörde baktığım zaman gözyaşları gerçek şiir ve şairin habercisidir demiş arkadaşlar. Burada habercisidir. Yüklem olarak karşıma geldi. Basit bir cümle oldu gençler burada. Edirne'ye geldiğim zaman ise Edirne diyor ki şiirleri modern ama bununla birlikte gelenekten izler de taşıyor. Şimdi taşıyor yüklem modern yüklem olarak karşıma geldi. İki tane cümleyi birbirine ama bağlacıyla bağladım. Farklı olan tek cümlem buydu arkadaşlar. 13. sorunun cevabı Edirne olmalı. Çünkü burada bağlaçla kurulacağından dolayı bağlı bir cümle. Burada 4 ve 1'de ise arkadaşlar basit cümle yapısı karşıma geldi. Dolayısıyla cevabım Edirne olarak bulunmuş oldu burada. Devam ettiğim zaman bu sefer yüklemin yerine göre ya da kuruluşuna göre ya da ögelerin dizilişine göre cümleler kısmı gelmiş oldu. Burada arkadaşlar 3 madde ayıracağım ben bu konuyu. Kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle olmak üzere bu başlık altında 3 tane cümle yapısını görmüş olacağız arkadaşlar. Kurallı cümle ya da düz cümle dediğim şey şöyle olacak arkadaşlar. Yüklem ister isim olsun, isterse fiil olsun hiç fark etmez. Burada arkadaşlar yüklem muhakkak sonda olmalı. Biz bu yapıda olan cümlelere kurallı cümle diyeceğiz. Şimdi diyor ki her cümle hayatla birlikte biter demiş arkadaşlar. Bitmek fiilini kullanmış burada. Çekimli bir fiil olarak karşıma gelmiş. Fakat dediğim gibi isim olsa da fark etmeyecekti zaten. Yüklem sonda yer alacağından dolayı benim için bu cümle kurallı cümle örneği vermiş oldu. İkinci örneğe baktığında ellerim sadece zamansız kalkan gemilerin ardına sallanıyor demiş. Sallanıyor yüklem olarak karşıma geldi. Dolayısıyla kurallı cümle olmuş oldu. Dumandan hiçbir yeri göremiyorum. Göremiyorum arkadaşlar. Sonda yer alacağından dolayı kurallı cümle örneği oluşturmuş oldu. Bir tane daha bakalım. Dizinle kaybedecek vaktim yok. Yok arkadaşlar isim cümlesi sonda yer almış kurallı cümle örneği oluşturmuş. Ve son cümleye baktığımda tedirginlik yaşayanlardan biri de mavi gözlü sarışın bir kızdı. Sarışın, mavi gözlü sarışın bir kızdı arkadaşlar. İsim soylu olarak geldi ama fark etmeyecek. Yüklem sonda olacağından dolayı benim için bu da bir kurallı cümle oluşturmuş oldu. Devrik cümleye devam edelim arkadaşlar. Devrik cümle dediğimiz şey ise yüklemi sonda olmayan cümleler olarak karşımıza gelecek. Yüklemin yine aynı şekilde isim veya fiil olması hiç fark etmeyecek. Aramam gereken tek şey yüklemin sonda olmaması. Genellikle arkadaşlar bunun kullanılma amacı söze farklı bir anlam, söze bir mecaz katmak olacağından dolayı daha az da şiirlerde karşımıza gelecek. Estetik bir amaç olmasından dolayı daha az da şiirlerde karşımıza gelen bir cümle yapısıdır. Şimdi bakalım diyor ki saatleri sılaya kuruyorum her gün içimde. Kuruyorum arkadaşlar çekimli bir fiil olacağından dolayı yüklem olarak karşıma geldi. Ve cümle içerisindeki yerime baktığımda ise sonda olmayacağından dolayı devrik ya da kuralsız cümle diyebileceğim bir cümle yapısı oluşturmuş oldu. Diğer bir örneğimde ise söylemeye karar veremediğim duygular sarmış dört bir yanı diyor. Yine aynı şekilde sarmış yüklem olacak. Sonda yer almayacağından dolayı da
Bu da benim için bir devrik cümle örneği olmuş oldu. Son cümlem. Bundan sonra bir de ailesinin sorumluluğu yüklenmişti boynuna. Yüklenmişti arkadaşlar. Yine yüklem olarak karşıma geldi. Son değeri anlayacağından dolayı da devrik cümle örneği oluşturmuş oldu. Şimdi burada bir tane örneğim karşıma geldi arkadaşlar. Soru 14'e baktığım zaman diyor ki, yazar dünyaya Tanpınar gibi ressam gözüyle bakıyor. Hangisi bu cümlenin hem devrik, hem olumsuz, hem de soru biçimi olarak karşımıza gelecektir demiş arkadaşlar. Şimdi soruya baktığım zaman bu tip bir soruda öncelikle neye bakmam lazım? Arkadaşlar olumsuz demiş, soru demiş, devrik demiş. Bir defa burada yüklemi ne olarak karşıma gelmiş? Bakıyor demiş gençler. Olumsuz olacağından dolayı bakmıyor gibi bir tane kullanım aramam lazım. Soru dediğine göre bakmıyor mu gibi bir şey aramam gerekiyor benim burada. Adana'ya baktığım zaman bakıyor mu demiş. Fakat ben yüklemin olumsuz olanını arıyordum. Dolayısıyla Adana benim cevabım olmayacaktır burada. Bursa'ya geldiğinde bakıyor mu demiş. Olumsuz olmadığından dolayı Bursa seçeneğini de eledim. Ceyhan'a geldiğinde ise bakmıyor mu demiş. Fakat ben burada devrik bir cümle arıyordum arkadaşlar. Burada kurallı bir cümle olacağından dolayı Ceyhan'ı da eledim. Edirne'ye geldiğimde gözüyle mi bakıyor demiş. Evet devrik bir cümle belki ama olumsuz değil. Fakat gençler Denizli seçeneğine geldiğimde ise Tanpınar gibi ressam gözüyle dünyaya bakmıyor mu yazar. Evet bakmıyor mu olumsuz olarak karşıma geldi. Hem soru cümlesi hem olumsuz bir cümle hem de arkadaşlar yüklem sonda olmayacağından dolayı devrik cümle yapısı oluşturdu. Dolayısıyla 14. sorunun cevabı Denizli olarak karşıma geldi. Eksiltili cümle veya arkadaşlar kesik cümle dediğim şey ne olacak? Burada gençler yüklemi söylenmemiş cümlelere ben eksiltili ya da kesik cümle diyorum. Eksiltili cümleler muhakkak ki 3 nokta ile gösterilmek zorunludur. Burada herhangi bir yüklem kullanılmayacak ya da yüklemi söylemeyi cümle içerisinde biz tercih etmeyeceğiz. Daha az ya da atasözlerine falan kullanır. Ya da bir cümleyi tamamlamak istemediğim noktada eksiltili cümle kullanırım. Arkasında dediğim gibi 3 noktayı mutlaka koymak zorundayım. Şimdi diyor ki şairin dediği gibi geriye dönen ne bir yıldız ne bir yolcu. Bu cümlede arkadaşlar yüklemim yok. Dolayısıyla baktığım zaman 3 nokta da kullanılmış. Eksiltili ya da kesik cümle dediğim cümle örneği burada karşıma gelmiş oldu. Bir diğerinde insanın memleketinden uzakta olması öyle zor ki demiş. Burada arkadaşlar yine eksiltili cümle örneği kullanılmış oldu. Ayaş'ta bir sokak, çevrede irili ufaklı ahşap evler. Gençler yine baktığım zaman bu cümle içerisinde de yüklem olmayacağından dolayı eksiltili cümle olmuş oldu. Şimdi diyor ki yanıt bildiren ifadeler çoğu zaman eksiltilidir. Şimdi diyor ki arkadaşlar canım çok sıkılıyor benim de. Siz mi bu işe razı oldunuz? Evet. Şimdi baktığım zaman gençler arkadaşlar burada yanıt bildiren sözcüklerim eksiltili cümle örneği oluşturulmuş oldu. Diğer sorularıma geldiğim zaman örnek sorularımıza da bakalım burada. 15. soruya geldiğim zaman diyor ki hangisi eksiltili bir cümledir? Şimdi gençler hissetmedi demiş Adana'da. Bu bir yüklem olarak kullanılmış. Demek ki cevabım Adana olamaz. Bursa'ya geldiğimde izlerdi demiş. Yüklem olarak kullanılmış. Ceyhan'da koşuyorum var arkadaşlar. Yüklem olarak kullanılmış. Edirne'de ise verildi var. Dolayısıyla burada da yüklem olarak kullanılmış. Fakat Denizli'ye geldiğimde ise başını kayalara vura vura ilerleyen bir insan seli demiş. Burada gençler eksiltili bir cümle örneği kullanılmıştır. Devam ettiğimde karşıma yüklemin türüne göre cümleler geldi. Arkadaşlar yüklemin türüne göre ya fiil cümlesi olacaktır ya da isim cümlesi olacaktır. Eğer yüklem fiil cümlesi olacaksa karşıma gelen bütün çekimli fiiller gençler yüklem olarak fiil cümlesi olacaktır. Şimdi örneklerimize bakalım. Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar demiş. Atmak bir fiil olarak kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cümlem yüklemin türüne göre fiil olarak kullanılmıştır. İkinci cümleme baktığımda sokağa her çıktığımda başka bir toplumla karşılaşıyorum demiş. Karşılaşmak deyin arkadaşlar bir fiildir. Dolayısıyla bu cümlede yüklemin türüne göre fiil cümlesi olmuştur. Kütüphanedeki kitaplar sanki gülümseyerek bakar yüzüme demiş arkadaşlar. Burada da bakar sözcüğü yüklem olarak kullanıldı. Bir fiil olarak da karşıma gelmiş oldu. Şimdi bir tane soru var burada. Diyor ki fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler ad cümlesi mi olur yoksa eylem cümlesi mi olur demiş. Arkadaşlar eğer bir yerde yüklem fiilimsi olarak kullanıldıysa fiilimsilerin birer
Fiilden isim yapma eki olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bir cümlede fiilimsi görürsem bunun isim cümlesi olduğunu unutmamam gerekir. Şimdi diğer bir soruma geldiğim zaman 16. soru diyor ki hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar Adana'ya baktığım zaman sakindi demiş. Sakin isimdir arkadaşlar. En çok sevdiği şey yürümektir demiş. Yürümek bakın burada görmüş olacağınız üzere mekmak isim fiiliyle kurulmuş ve burada bir isim olarak aldım ben bunu. Ceyhan'a şimdilik geçelim. Denizli'ye geldiğinde sınavı kazandığı için çok mutluymuş. Mutlu isim olarak kullanıldı. Edirne'de ise bizi günler öncesinden bu geziye çağıran kendisiydi. Şimdi kendi sözcüğü aslında arkadaşlar bir zamirdir. Fakat isim soylu sözcük olacağından dolayı Edirne'de yine isim cümlesi olarak kabul edebiliyoruz. Fakat Ceyhan şıkkına geldiğimizde hastalandığı günden güne daha da azdı. Burada gençler azmak olan fiil kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oldu fakat diğerleri ise isimdi. Şimdi gençler isim cümlesi veya az cümlesine geldiğimiz zaman. Burada cümleler isim veya isim soylu sözcükler olmalı. Yani sıfatlar veya zamirler bir önceki çözmüş olduğumuz soruda olacağı gibi sıfat veya zamirler de arkadaşlar ek fiil alarak kullanıldığında isim cümlesini oluşturmuş olur. Şimdi örneklerimize baktığımız zaman diyor ki koridorun her iki tarafı akvaryumdu demiş arkadaşlar. Burada bir isim cümlesi var. Dığı diye ek fiilini almış burada. Veya elmas taşlarla süslü elbisesi ne kadar zarifti. Zarif sözcüğünün üzerine arkadaşlar dığı diye ek fiilini almış ve yine aynı şekilde isim cümlesi olarak kullanılmış. Odanın koridorun sonunda sağdan birinci kapı demiş ve bırakmış. Derslerinde söylediğim gibi arkadaşlar yükleme isim olan cümleler muhakkak ki ek fiil almak zorunda. Fakat bazen ki bu bahsettiğim şey dırdır ekbileki. Bu arkadaşlar çoğu zaman zaten cümlede kullanılmayacaktır. Fakat biz eğer bakacağız bir cümleye yüklem eğer isimse onun muhakkak ki ek fiile kurulmuş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi son örneğime baktığımda şair altına imzasını atmadan şiirlerini tanınan insandır demiş. Şimdi arkadaşlar insandır burada yüklem olarak kullanıldı ve baktığım zaman da sözcük türüne göre bu bir isim cümlesidir. Şimdi arkadaşlar diğer örneklerime baktığım zaman ise karşıma ne gelecek? Şimdi burada diyor ki kimi cümlelerde yüklemin türünü anlamak için cümle içindeki kullanıma bakmak gerekir demiş. Şimdi gençler tezgahta 25 yaşlarında genç bir kızdı dediğim zaman burada cinsiyet olanından bahsetmiş. Dolayısıyla bu bir isim cümlesi olarak kullanılmak zorunda. Buradaki kız sözcüğü gençler isim olarak kullanılmıştır. Fakat ikinci örneğe baktığımda tezgahtar 25 yaşlarında bir genç kıza kızdı demiş. Burada arkadaşlar sesteş bir sözcük. Fakat burada fiil olarak kullanılmış. Dolayısıyla sadece sonda yer alan kelimeye bakarak cümle hakkında yorum yapmamamız gerekir. Muhakkak bir cümleyi baştan sona okuyup isim mi yoksa fiil mi olarak kullanıldığına bakmamız gerekir. Devam ettiğimiz arkadaşlar karşımıza örnek sorularımız geldi. Şimdi hemen 17. soruya baktığım zaman evet arkadaşlar hangisinde devrik birleşik bir isim cümlesi kullanılmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar deniz seçeneğine baktığımız zaman diyor ki durmuş bir saat gibiydi donup geçmeyen saat. Arkadaşlar gibiydi burada yüklem olarak kullanıldı. Durmuş ise arkadaşlar burada pardon geçmeyen ise burada an en sıfat fiil olarak kullanıldı. Dolayısıyla birleşik bir yapı oluşturdu. Benden istediği şey ise devrik birleşik bir isim cümlesiydi. Gibi edattır arkadaşlar. İsim soylu bir sözcük olacağından dolayı bunu burada yüklem olarak kabul edebiliyorum. An en sıfat fiiliydi arkadaşlar. Dolayısıyla birleşik bir cümle oluşturdu. Ve yine aynı şekilde gibi sözcüğün gibi yükleminde cümlenin sonunda yer almayacağından dolayı devrik bir cümle oluşturmuş oldu. Örnek 18'e geldiğim zaman ise arkadaşlar hangisi yanlıştır demiş. Genellikle denemelerde bize böyle sorular geliyor ve öğrencilerin de bu anlamda bu sorular zorlandığı sorular arasında yer alıyor. Hemen bakalım. Demiş ki hangisi yanlıştır? Birinci cümleye baktığım zaman biçimize olumsuz bir fiil cümlesi demiş. Yazılmamış diyor arkadaşlar. Evet, mema olumsuz eki olacağından dolayı bu öncül bizim için doğrudur ve yazmak bir fiildir. Bursa'ya baktığımda bağımlı sıralı bir cümledir demiş arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman över demiş yüklem olarak kullanılmış. Yüceltir demiş aynı şekilde yüklem olarak kullanılmış ve adlandırır demiş yüklem olarak kullanılmış. Ve hepsinin cevabı arkadaşlar özne olarak bana bunu veriyor. Dolayısıyla ikinci öncülüm de doğru olacaktır.
3'e baktığım zaman ise birleşik bir cümle midir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi üçüncüsüne baktığım zaman yüklemlerle karşıma geldi. Yüklem arkadaşlar burada ulaşırmış diyor. Yüklemim ulaşırmış fakat ben cümle içerisine baktığımda birleşik bir yapı göremedim. Yani ki bağlacı, şart eki veya fiilimsi göremedim. Dolayısıyla bu cümlem birazcık bekletin. Denizli'ye geldiğinde olumlu, kurallı bir cümledir demiş. Şimdi arkadaşlar kurallı bir cümlemi bakalım. Keskinleşir, geliştiren bir okulmuş demiş. Bu bir tanım olarak aslında karşıma gelmiş oldu. Evet, kurallı bir cümledir. Sonda yer alıyor. Peki bu olumlu bir cümle mi? Evet arkadaşlar, cümlenin içerisinde herhangi bir olumsuz teki görmedim. Dolayısıyla Denizli öncülünü doğru kabul etmek zorundayım. Edirne'ye geldiğimde ise devrik bir isim cümlesi mi demiş arkadaşlar. Baktığım zaman sessiz bir, yine bir tanım olarak karşıma gelmiş. Arındıran sessiz bir güçmüş demiş. Şimdi şunu yüklem olarak aldığımda bir isim cümlesi olarak karşıma geldi ve devrik. Fakat arkadaşlar Ceyhan'a geldiğim zaman birleşik bir cümledir demiş. Hayır, Ceyhan benim için basit bir cümle olarak karşıma geldi. 19. soruya geldiğim zaman diyor ki arkadaşlar devrik birleşik bir eylem cümlesidir. Şimdi gençler buraya baktığımda, Bursa seçeneğine geldiğimde yarın çok geç olabilir rıhtımlara tutunmak için. Şimdi olmak arkadaşlar bir fiil cümlesidir. Peki bu birleşik bir cümle mi? Baktığım zaman mekmak isim fiil eki karşıma geliyor. Dolayısıyla benim için bu bir birleşik cümle örneği vermiş oldu. Peki devrik mi? Evet, olabilir yüklemin cümlenin içerisinde yer alacağından dolayı, sonda yer almayacağından dolayı benim için bu bir devrik cümle örneği oluşturmuş oldu. Dolayısıyla 19. sorunun cevabı da Bursa oldu arkadaşlar. Adana neden olmaz mesela? Yürüyordu demiş. Yüklem sonda yer almış. Kurallı bir cümle. Ceyhan'a baktığımda dinletiyor demiş arkadaşlar. Bir fiil cümlesi bu. Fakat cümlenin içerisine baktığımda herhangi bir fiilisi, şart veya ki bağlacı yok. Dolayısıyla basit bir cümle olacak. Denizli'ye geldiğinde süzüldü demiş arkadaşlar. Bir fiil cümlesi. Evet, devrik fakat birleşik yapı oluşturabilecek bir cümlem söz konusu değil. Edirne'ye geldiğinde ise gizlidir demiş. Zaten Edirne hiç olmaz. Çünkü benden öncül içerisinde eylem istiyorduk. Fakat Edirne ise arkadaşlar bir isim cümlesi. Ve son olarak 20. soruma geldiğinde hangisi diyor yanlıştır. Şimdi arkadaşlar birinci öncülde yüklemi geniş zamanlı basit bir cümledir demiş. Bakalım hatırlatır demiş. Evet, bu bir isim cümlesi. Ve dürdür ek fiilini almış. Dolayısıyla alan öncülü doğrudur arkadaşlar. İkiye geldiğinde içinde zarf cümlesi olan birleşik bir cümle vardır demiş. Bakalım birleşik bir cümle mi bu? Defa dıptik sıfat fiil eki kullanılmış yüklemin dışında. Dolayısıyla bu benim için birleşik bir cümle oluşturmuş oldu. Peki işin içerisinde zarf cümleci var mı arkadaşlar? Ne zaman getirdi dediğimde Akdeniz'e yaptığı seyahatlerin her dönüşünde ye kadar olan kısmı alabiliyorum. Dolayısıyla benim için bu bir zarf cümlecidir. Bursa öncünde doğru kabul ettim. Ceyhan'a gelme kurallı bir fiil cümlesi demiş arkadaşlar. Evet, olmak bir fiildir ve sonda yer almış. Bu da benim için doğru bir öncül. Dörde geldiğimde olumlu ve sıralı bir cümledir demiş arkadaşlar. Şimdi sohbetler edilirdi demiş. Burası yüklem olarak alındı. Olumlu mu? Evet, üzerinde herhangi bir olumsuz ek yok. Edirne'ye geldiğimde sürerlik fiili oluşturmuş girişik birleşik bir cümledir demiş arkadaşlar. Şimdi Edirne'ye baktığımda evet, dıptik, sıfat fiil eki var, birleşik bir cümle. Fakat arkadaşlar bu sürerlik değil, yani e gelmek, e durmak, e kalmak fiile çekimlemiş. İ vermek olan tezlik fiiliyle çekimlenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar Edirne öncülü yanlış bir öncül olarak karşıma geldi. 20. sorunun cevabı da Edirne olmalıydı.